Selamlar arkadaşlar. Bu videoda FX Pro aracı kurumundan bahsedeceğiz. FX Pro hali hazırda İngiltere'de faaliyet gösteren, 12 yıllık geçmişe sahip ve güvenilirliği konusunda kendisini kanıtlamış tecrübeli bir aracı kurum. Sitesine girdiğimizde şöyle birazcık aşağı doğru inelim. Endekslerde, currency paritelerinde, döviz paritelerinde, değerli metallerde ve hisselerde işlem yapmaya olanak tanıyan bir aracı kurum kendileri. Aşağı indiğimizde multiple funding, yani farklı yollarla hesabımızı fonlayabildiğimiz ve para çekimi yapabildiğimiz sen bahsediliyor. Bunlar nelermiş? Nelerle bu işlemleri yapabiliriz? Banka transferi, debit kart ve kredi kartı, PayPal, Skrill ve Neteller gibi ödeme yöntemleriyle hem para çekebilir hem de para yatırabilirmişiz. Biraz daha aşağı indiğimizde düşük spread oranlarından ve komisyonun olmadığından bahsedilmiş. Burada komisyon ödenmiyormuş. Birazcık daha aşağı indiğimizde bize kullanabileceğimiz işlem platformlarından bahsedilmiş. Bunlar MetaTrader 4, MetaTrader 5, FX Pro CTrader ve FX Pro Edge olarak öne çıkıyor. Bunların her birini hesap açarken seçip hangi platformda işlem yapmak istiyorsak bunu seçip onun üzerinde işlem yapabiliriz. Ben MetaTrader 4 kullanıyorum. Siz dilerseniz FX Pro CTrader, FX Pro Edge seçeneklerinden ya da MetaTrader 5 seçeneklerinden birini seçebilirsiniz hesap açarken. Aşağı indiğimizde yine bazı platformun özelliklerinden, aracı kurumun özelliklerinden bahsedilmiş. Birazcık daha aşağı indiğimizde Available on Mobile diye bir başlık yer alıyor. Bu da FX Pro Tools uygulamasının bir tanıtımı. Yine bu uygulamayı telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. Birazcık daha aşağı indiğimizde bir noktayı göstermek istiyorum. O da şu. Kendileri hali hazırda McLaren'in, Formula 1 takımlarından McLaren'in ve İngiltere kulüplerinden Watford Futbol Kulübü'nün göğüs sponsorluğunu yapmakta. Bence bu bilinirlik ve güvenilirlik açısından önemli bir nokta. Bu iki markanın sponsorluğunu yapmak gerçekten önemli bir etken. Yukarı çıkalım tekrar ve birazcık FX Pro hakkında konuşmaya başlayalım. FX Pro birçok konuda öne çıkıyor. Bunlardan birincisi güvenlik konusu. Güvenlik bir aracı kurum için en önemli noktalardan bir tanesidir. Benim burayı tercih etmemdeki sebep güvenliğin gerçekten iyi olması. İkinci sırada slipaj konusu yer alıyor. Slipaj konusu bir aracı kurumla çalışırken en ön plana çıkan noktalardan bir tanesi. Eğer aracı kurumunuz size doğru fiyatı veremiyorsa o aracı kurumla çalışmayı iki kere düşünmeniz lazım. Slipaj dediğimiz şey ne? Özellikle negatif slipaj konusuna bir bakmak gerekirse. Örneğin bir borsada fiyat 10 lirayken diğer borsada fiyat 7 lirayı, 5 lirayı görmüş olabiliyor. Eğer siz o 5 lirayı gören aracı kurumda işlem yapıyorsanız hesabınızın patlamasına, bütün fonunuzun sıfırlanmasına sebep olacak kadar kötü bir etkendir. Nitekim bundan birkaç hafta önce bu flash crash olayında dolar Japon yeninin kimi aracı kurumlarda 170 pips gibi çok büyük bir fark oluştu ve bu fark bir aracı kurum için gerçekten kötü bir nokta. FX Pro'da bunun minimuma indirildiğini ve gerçekten minimum derecede bu negatif slipajlardan etkilendiğimizi görüyorum. Negatif slipaj olmayacak diye bir şey yok. Bunu kimse söyleyemez. Hiçbir aracı kurum negatif slipaj yok diyemez. Fakat bunun minimuma indirilmesi ve yatırımcının olabildiğince az zararla bu işten çıkması önemli. Bildiğiniz gibi piyasalar riskli yerlerdir. O nedenle bu negatif slipajların minimumda olması bir yatırımcı için tercih sebebi olabilir. Nitekim benim için de tercih sebebi oldu ve o nedenle FX Pro'yu tercih ettim. Onun dışında FX Pro'yu kullanırken gerçekten güzel bir analiz desteği sağlayan Trading Central'ı kullanma imkanına sahip olacağız. Bu Trading Central'ı Google'dan yazarak araştırabilirsiniz. Kendileri paralı bir analiz servisidir. Fakat FX Pro'ya üye olduğunuzda bu analiz servisinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Günlük analizleri inceleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda temel analiz desteği de alabiliyorsunuz. Bir nokta daha var. O da şu. Videonun açıklama kısmında bir link göreceksiniz. FX Pro'ya bu link ile üye olmanız halinde bizim ABC Trading Premium servisimizden de yararlanabileceksiniz. ABC Trading Premium servisi nedir? ABC Trading Premium servisi bizim öğrencilerimize
öğrettiğimiz konuları pekiştirmek amacıyla paylaştığımız analizlerin yer aldığı bir Telegram kanalıdır. Bu kanala ücretsiz bir şekilde katılabilir ve bu kanaldaki eğitici içerikleri takip edebilirsiniz. Kısaca ABC Trading Premium servisine bakmak gerekirse burada bu şekilde eğitici içeriklerin yer aldığı ve paternlerin nasıl okunması gerektiği, nasıl analiz edilmesi gerektiği ile ilgili paylaşımların yapıldığı, grafik paylaşımların yapıldığı kapalı bir kanal. Bu kanala aşağıdaki IB linki ile FX Pro'ya üye olmanız halinde bu Telegram kanalından da yararlanabileceksiniz. Bu Telegram kanalı ücretsiz bir kanaldır. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda size bu şekilde bir kayıt ekranı karşılayacak. Bu ekranda isminizi, soy isminizi, mail adresinizi ve bir şifre belirledikten sonra register butonuna basıyoruz ve KYC onayı yapacağımız ekrana devam ediyoruz. Üye ol butonuna tıkladığımızda karşımıza KYC onayı yaptığımız bölüm karşılıyor bizi. Burada adresimizi yazıyoruz, doğum tarihimizi, telefon numaramızı ve ülkemizi yazdıktan sonra next step diyoruz. Bu ekranda bizi kişisel bilgilerimizin yer aldığı bir bölüm karşılıyor. Buradan Employment Status yazan bölüme şu anda ne iş yaptığımız, öğrenciysek öğrenci, emekliysek emekli ya da kendi işimizse Self-Employment bölümünü işaretleyerek devam ediyoruz. Endüstri bölümünde çalıştığımız işin sektörünü seçiyoruz. Burada eğitim seviyemizi işaretliyoruz. Burada korkmanıza gerek yok. Yani burada rahatça gönül rahatlığıyla 50 bin, 100 bin ya da 0-50 bin olarak zaten birçok kişi Türkiye'de 0-50 bindir muhtemelen. 0-50 bini işaretleyerek devam edebilirsiniz. Burada bu bilgileri doldurduktan sonra en sonda Trading Experience bölümü yer alıyor. Burada trading tecrübeniz var mı yok mu bunu seçiyorsunuz. Daha sonrasında da Next Step bölümüne tıklıyorsunuz. Evet, son bölümde de karşımıza şu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda Account Type bölümünden FX Pro'yu hangi platform üzerinde kullanmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ben MetaTrader kullanıyorum. Videolarda da bu şekilde MetaTrader üzerinden anlatacağım. Bunu seçebilirsiniz siz de. Leverage bölümünde kullanmak istediğiniz kaldıraçı belirliyorsunuz. Yine ben 1.100 olarak kullanıyorum. Siz de kendinize göre bunu seçebilirsiniz. Account Base Currency'ye de hangi para birimi üzerinden, yani hesabınızın ana para birimi hangisi olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben dolar kullanıyorum. Burada hesabınızı onaylamak istiyor musunuz? Verify your profile bölümüne. Yes derseniz eğer o an hemen KYC onayı yapabilirsiniz. Yaptığınızda hesabınız muhtemelen 15-20 dakika içerisinde FX Pro tarafından aranacaksınız ve hemen onaylanacak. Çok hızlı bir şekilde onaylanıyor işlemler. Buradan koşulları da kabul ettikten sonra Complete bölümüne basıp işlemlere başlayabilirsiniz. Hesap işlemlerimizi onayladıktan sonra FX Pro'nun Direct sitesine devam ediyoruz. Bu siteye girmek için VPN'e ihtiyacımız yok. Doğrudan direct.fxpro.group mail adresinize de gelecek zaten bu link. Bu linke tıkladığınızda karşımıza hesabımıza para yükleyip çekebileceğimiz ve buradan Trading Central'ın analizlerine ulaşabileceğimiz ekrana ulaşacağız. Bu ekranda şu anda bende burada to activate your trading account please upload your documents yazısı yer alıyor. Fakat siz KYC onayı yaptığınızda burada bu yazı görünmeyecek. Onun ardından burada aşağıda aktif MetaTrader hesabınızı göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi bir kod yazıyor. MetaTrader'ı anlatırken bu kodun da nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bu kodu alıp MetaTrader 4 hesabımıza yazdığımızda bu hesabımız aktif olacak ve bu hesapta işlemler yapabileceğiz. Buradan Wallet bölümüne gelelim ve nasıl para yatırılıyor ve nasıl para çekiliyor bunu göstereyim. Buradan Deposit bölümüne tıklayarak buradaki Wallet'ımıza, yani FX Pro Direct Wallet'ımıza para yükleyebiliriz. Visa ve Mastercard'la anında 7/24 0 komisyonla para gönderebiliriz. Banka transferini kullanmak istersek 3 ila 5 gün arasında sürüyormuş. Onda da komisyon yok. Skrill ve Neteller'de kullanabiliriz. Bunları internetten araştırarak, bunlar sanal karttır. Bu sanal kartları da kullanarak hesabımıza para yükleyebiliriz. Geri döndüğümüzde buradaki wallet'ımıza para yükledikten sonra transfer bölümüne geliyoruz ve buradan Source Account'u Wallet seçiyoruz ve Target Account'u da MetaTrader 4 hesabımızı seçiyoruz. Hangi hesabımıza yüklemek istiyorsak. Account bölümünde dilersek 2-3 farklı hesapta açabiliriz MetaTrader 4 hesabı. Buradan Sending Amount bölümüne hesabımıza kaç para yüklediysek onu yazıyoruz. Ve Transfer dediğimizde Wallet'ımızdan MetaTrader 4 hesabımıza
para gönderilmiş oluyor. Tam tersini yapmak için de, yani MetaTrader 4 hesabımızdaki parayı wallet'ımıza çekmek istediğimizde de Source Account bölümünde MT4'ü seçiyoruz. Target Account bölümünde de wallet'ımızı seçiyoruz ve transfer butonuna basıyoruz. Böylece para çekim işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Tekrar wallet'a dönmek gerekirse, wallet'ımıza parayı çektikten sonra, yani işlemleri yaptıktan sonra para çekmek istersek de Withdrawal bölümüne tıklayıp hesabımızdan para çekimi gerçekleştirebiliriz. History bölümüne geldiğimizde burada geçmiş işlemlerinizi, yani para yüklemelerinizi ve para çekmelerinizi görebilirsiniz. Dilerseniz buradan Export butonuna basarak bunu Excel dosyası halinde de çıkartabiliriz. Şimdi Tools bölümüne gelelim. Burada göstermek istediğim önemli bir nokta var. Burada News and Analysis bölümü yer alıyor. Bu Analysis bölümünden Technical Analysis by Trading Central diye bir ibare göreceksiniz FXPro'ya üye olduğunuzda. Buna tıkladığınızda sizi Trading Central'ın sitesine yönlendirecek. Şöyle tıklayalım birlikte. Gördüğünüz gibi şuradan şartları onaylayalım. Continue diyelim. Gördüğünüz gibi bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada Trading Central'ın yayınlamış olduğu analizlere ulaşabiliriz. Örneğin Forex yapıyorsanız eğer ve burada 15.02'de yayınlanmış bir analiz varmış. Sterlin Amerikan Doları analiziymiş. Buna dilersek tıklayarak buradaki analizi görüntüleyebiliriz. Bu analiz üzerinden hem fikir alabilir hem de buna göre işlem fikirlerimizi geliştirebiliriz ve destek alabiliriz. Burada bir günlük grafik, buradan 30 dakikalık chartı ya da haftalık chartı seçebiliriz. Bu FXPro'nun Trading Central'la olan anlaşmasından dolayı buradan sadece FXPro üyeleri yararlanabilir. Onu da buradaki direct hesabınızdan Tools bölümüne gelip Technical Analysis by Trading View bölümünü seçerseniz oraya ulaşabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda MetaTrader entegrasyonunun hem mobil hem de bilgisayarda nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.